Merhabalar, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Göksel Göksu ve konuğum CHP eski genel sekreteri Gürsel Tekin. Gürsel Tekin'le birlikte CHP'yi konuşacağız. Dün CHP'nin gündemi aniden değişti, basına sızan bir videoyla birlikte. O videoyu ve videonun etkilerini konuşacağız. Tabii daha da önemlisi CHP'deki iktidar savaşlarını konuşacağız. Ve CHP'deki dinamiklere son derece hakim bir siyasetçisiniz siz Sayın Gürsel Tekin. Efendim öncelikle video çok yankılandı. Videoda en dikkat çeken konuların başında içeriğinin yanı sıra daha düne kadar seçimlere kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yanı başında duran bir A takımı vardı. O A takımını Ekrem İmamoğlu'nun koordine ettiği bir toplantıda gördük. İki başlıktan oluşan bir gündem tartışılıyordu. O başlıklardan bir tanesi kurultay sürecindeki CHP'de bir yandan da il ve ilçe başkanları var görevden alınmakta olan. Onların göreve iadesini kararlaştırmak, karara bağlamak üzere parti meclisini bir toplantıya davet etmek üzere dilekçe hazırlığındaydılar. Bunun için imza toplamışlardı. Bunları gördük. Kalanında neler var? Çünkü bir saatlik bir videodan söz ediyoruz. Yalnızca 15 dakikası basına sızdı. Önce şöyle başlamak istiyorum. Siz bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Ve çok badireler atlatmış. Ne zaman Türkiye sıkışsa bir baba ocağı olarak bir liman olarak sığınmış olduğu bir limandır Cumhuriyet Halk Partisi. Tarihimizin bütün dönemlerine baktığınızda bunu çok net olarak görebilirsiniz. Şimdi uzun süredir siyasetteyim, hiç görülmedik hikayeler, sorunlar yaşanıyor. Şu anda daha geçen hafta sadece bir ilçede bedenine son vermiş 5 tane taziyeye gittim. 140 bin çocuğumuz kayıp. 140 bin çocuk ne demektir biliyor musunuz? Bugün dünyanın birçok ülkelerinde bir ordu kadar. 105 bin çocuğumuz üniversiteyi kazanmasına rağmen kaydını yapamadı. 40 binin üstünde çocuğumuz yoksulluk belgesi alarak eğitimini durdurma zorunda kaldı. Tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz. En derin. Tersine dönüş birimlerine gidin. Bu fotoğrafı, bu manzarayı çok net olarak görebilirsiniz. Bütün bunlar ortadayken tabii ki değişim, tabii ki yenileşme. Buna hiç itiraz yok. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin her dönemine baktığımızda bu değişimlerin, bu yenileşmelerin hepsini görebilirsiniz. Aksi takdirde hayatını sürdüremez. Çok partili sisteme geçtiğimiz dönemden itibaren 500 siyasi parti kurulmuş, değişime ve dünyadaki gidişata uygun vaziyette davranan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ayakta kalabilmiş. Bir seçim yaşadık. Ve az önce çizdiğiniz Türkiye fotoğrafına rağmen kaybedilmiş bir seçim. Onun da altını çizmekte yarar var. Tabii ki. Onu da çok açık söyleyeyim. Bakın siz iyi kötü beni tanırsınız. Ben gruplara, insanlara, liderlere tapan bir insan değilim. Öyle yakıtı bitip de yakıt ikmali yapan bir siyasetçi de değilim. Başladığım günden itibaren benim için asıl olan benim partimdir. Partimin gidişatı ile ilgili tavır alırım, vaziyet alırım. Kişilerin ya da zümrelerin, grupların çıkarları için bir tavır takınmayacağımı bütün Cumhuriyet Halk Partililer bilir. İyi kötü gazeteci olarak sizler de takip ettiniz, takip ediyorsunuz, çok iyi bilirsiniz. Tabii ki bakın seçim öncesi bu gidişata son 5 yıldır itiraz eden herhalde tek kişiyim. Çok açık parti, bir şekilde. Parti içindeki gidişata mı? Elbette. Elbette. Çok özür dilerim. Bunlara yalnız geleceğiz ama isterseniz videoyla başlayalım. Yani oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bu gidişatlara itiraz eden bir Gürsel Tekin olarak o gün benim itirazlarımı eleştiren arkadaşlarımızın
Şimdi daha dün Sayın Genel Başkanımızın ana kadrosunda olan insanların sorumluluk almayıp, siyaset bir sorumluluk işidir yani. Eğer Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olsaydı, bugün o açıklama yapan arkadaşlarımızın çoğu bakanlık koltuğunda olacaktı. Yine biz bir yerde olmayacaktık. Çünkü gidişatı eleştiren bir Gürsel Tekin vardı. Hatta bana cevap veren arkadaşlarım var. 3 yıl önce kapalı grup toplantılarında açık. Çünkü siyaseti açık yapacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi şeffaftır. Perdesiz ev gibidir. Muhalefetiyle, iktidarıyla söyleyebileceğinize çok rahatlıkla söyleyebilmelisiniz. Biz başka partiler falan değiliz. Bunu söyleyen bir insanım. Onun için o özgüven, o rahatlık içerisinde bugün bunları söylüyorum. Şimdi arkadaşlarımıza öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki değişim. Değişimin yolunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yöneticileri bence aşmıştır. Neyle aşmıştır? Öncelikle kurultay takvimini başlatarak. Hayır, kurultay takvimi bizi tatmin etmiyor. Kurultay takvimini başlatmak bir değişim midir? Elbette iki tane değişim olur. Bir, kurultay delegelerinin yarısından bir fazlasının imzasını alırsınız. Olağanüstü kurultaya götürürsünüz. Birincisi bu. İkincisi, genel merkez ya da psikolojik baskı yaparak olağan kongre takvimini başlatırsınız. Genel merkez, Sayın Genel Başkan çok açık bir şekilde de ifade etti. Çünkü daha önce bunları yaşayan bir siyasetçi olarak altını çizerek de söylüyorum. Sayın Altan Öğmen, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Murat Karayalçın bütün bu süreci bilirler. Öyle fevri istifaların Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıkarmış olduğu faturaların ne olduğunu bugün tekrar bir hatırlatmak istiyorum. 93 yılında defalarca kurultayların yapılması, 92 yılında CHP'nin SHP'den ayrılması, 91 yılında Fransa'ya giden milletvekillerin parti kurulması adeta sanki bir siyasal mühendislikmiş gibi, 94 yılında Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Gökçe'nin belediye başkanı yolunu açtı. Bu hataların, bu kusurların, bu yanlışların yapılmaması için Sayın Genel Başkan dedi ki, ben gemiyi denizin ortasında bırakmayacağım, limana getireceğim, limanda sahiplerine emanet edeceğim. Kim bu sahipleri? Partinin örgütü, partinin delegesi ve üyesi. Şimdi partimiz mahallelerde seçimlerini yaptı. Çoğunluğu da bitti. Ama bir yandan görevden alınmalar da var. Onun da altını çizmekte yarar var. Efendim, bu görevde alınmaların hiçbirisine katılmıyorum. Şiddetle de karşıyım. Neye bu karşısınız? Görevde alınmalar. Bunlar doğru yöntemler değildir. Mevcut yöntemlerle örgütümüz, tabanımız çok aklı selim karar verebilecek nitelikte. Onun için onu alalım, bunu verelim. Hiç kimseye faydası olmayan bir iştir. Ve gördüğüm kadarıyla da çok öyle görevde alınma söz konusu değil, bilmiyorum. Bugünlerde bir şey var mı yok mu onu bilmiyorum. Şimdi bütün bunlar, biraz önce yaşanan bu sorunlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette tabii ki itiraz edeceğiz. Elbette taleplerimizi dillendireceğiz. Kaldı ki bu taleplerimiz geçmiş döneme de baktığımızda taleplerimizin tamamı aleni olması lazım. Gizliliği gerektirecek bir şey yok burada. İki, şimdi size bir soru soruyorum. Siz deneyimli bir gazetecisiniz. 17 Aralık, 25 Aralık. 17 Aralık, 25 Aralık tarihimizde, dünya tarihinde bir daha görmeyeceğimiz bir manzaraydı. Yani bir ülkenin bakanlar kurulunun 1/3'ü ülkeyi soymakla meşgulmuş. Vallahi bu videolar bu kadar gündem yaratmadı. Şimdi burada arkadaşlarımızın, sorumluluk taşıyan arkadaşlarımızın, çünkü önümüzdeki günlerde 94'ü onun için hatırlatıyorum. Önümüzdeki günlerde tarihi bir seçim var. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı muhafaza etmek değil, aynı zamanda Kocaeli'ni, Bursa'yı, Balıkesir'i, Denizli'yi katabilecek imkanlarımız, olanaklarımız var. Hepimiz aklımızı başımıza toplayacağız. Partimizin geleceğiyle ilgili, önümüzdeki seçimlerle ilgili
bir an önce yan yana durmalıyız, konsolide olmalıyız, bu seçimlere odaklanmalıyız. Ha, bunu yaparken parti içi seçimleri öteleyelim demiyorum. Parti içi seçimle ilgili partinin genel merkezi bu yolu açmıştır. Bu hayalleri olan arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde Edirne'den Ardahan'a kadar il il dolaşarak değişim hayallerini parti delegesine, parti örgütüne anlatmalı ve kongre takviminde de kim aday olacaksa aday çıkmalı. Ama Gürsel Bey çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şimdi bu sözünü ettiğiniz şey hani isteyen gelsin parti içinde mücadele etsin demek istiyorsunuz siz. Fakat evet. Partinizin buna kapalı olduğunu söylemem gerekiyor benim bu noktada. Neden? Mevcut delege sistemi, seçim sistemiyle biliyorsunuz nasıl bir seçim yapıldığını. Blok liste %1 oy alan bir kişi blok listesiyle zaten o mücadele edenlerin hepsini geride bırakıyor. Zaten eleştirilen konulardan bir tanesi de bu. Hem delege yapısı hem ideolojik olarak kendi kaybedilmiş bir seçim var ortada. Bunun muhasebesinin yapılmamış olması vesaire. Şimdi bunları ben eleştiri olarak söylüyorum ama özellikle size de buna parantez açmanız için bu soruyu sormam gerekiyor. Bir partinin kendi iç işleyişi, o delegasyon sistemiyle ilgili parti içinde yürütülmekte olan bir çalışma olduğunu da biliyorum bir yandan. Ama bu ancak bir sonraki kongre sürecinde değişiklik yapılırsa hayata geçecek bir durum. Fakat partinin içi şu anda kaynıyor durumda. Değişim talebinde bulunanlar da siz de CHP Genel Merkez'de diyor ki evet önümüzde bir seçim var ve buna güçlü hazırlanmalıyız. Ama bu her kesim kendi bulunduğu yerden bakarak söylüyor. Siz yan yana durmak için yan yana duralım demek yeterli mi sizce? Ne yapmak lazım? Çok yeterli. Tabii ki yeterli. Yani eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne, tabanına, üyesine güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Yani eğer bir tüzük kusuru varsa... Bizim partimizin anayasası dediğimiz hazırlanmış bir tüzük kurultayı varsa bugün o konuşma yapan arkadaşlarımızın eseridir. Mimarları da onlardır. Buna da karşı çıkan bir siyasetçi. Tüzük var ama bizim efendim bunlar blok liste çıkıyor falan bunlara hiç katılmıyorum. Büyük olasılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında kopuk yaşıyorlar. Daha geçen hafta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde örneğin bir mahalle söyleyeyim sadece. Sultan Gazi'de bir mahallede 2500 üye çata çat yarışarak liste çıkardılar. Ama blok liste çıkardı, çarşaf liste değil. Efendim, çarşaf liste, bakın çarşaf liste ilçe kongrelerinde olur, il kongrelerinde olur. Onun da yolu açıktır, çok rahatlıkla yapılabilir, sorunun. Bunu eğer bu bir tartışma konusu olacaksa, bütün bu kusurları Sayın Genel Başkanımızın anlamadığı bir şey var, çok net olarak söylüyorum. Sayın Genel Başkanımız delegeyi bilmez. Kimin delege olup olduğuna da hiç meşgul olmamıştır. Keşke biraz olabilseydi. Üç, tüzük 2018 yılında hazırlanırken arkadaşlarımıza tüzük bırakıldı. Hatta bu tüzüğün belli maddelerinin antidemokratik olduğunu. Örneğin şu anda mesela diyelim ki muhalefet yarından itibaren çıktı dedi ki evet biz %51'in üstüne yani yarıdan fazlasının kurultay delegemizin imzalarını topladık demiş olsa bile arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu tüzük neyi emrediyor? MYK karar verirse kabul eder. Şimdi bu tüzüğü hazırlayanlar bir öz eleştiri yapmak zorundalar. Çok onun özür için dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, tabanı değişim konusunda hiçbir sıkıntı yok ama değişim herhalde darbeyle olacak değil. Yine bu örgütün tabanına, delegesine itibar edeceksiniz ve çalışacaksınız, gideceksiniz, kendinizi anlatacaksınız. Öyle mahallelerde de yok işte blok liste falan değil, çata çat listeler yarışıyor, demokratik bir mekanizma işliyor. Abi belli yerlerde sıkıntılar yok mu? Var, onu da inşallah genel merkez yöneticileri
ona izin vermeyecektir. Gürsel Bey, şunu sormak istiyorum şimdi darbe deyince siz, bu sızan video ile ilgili çok çeşitli yorumlar yapıldı biliyorsunuz. Onlardan kimi cuntacı olarak niteledi, kimi lobi faaliyeti olarak niteledi, etik dışı bulanlar oldu. Siz bir kelimeyle, bir cümleyle nasıl nitelersiniz o videodaki toplantıyı? Yani benim çoğu benim arkadaşlarımdır, siyaset yaptığım arkadaşlarımdır. Çok ağır bir cümle kullanmak istemiyorum ama gerçekten Türkiye bir yangın yerine dönmüşken asıl meselelerimizle meşgul olmamamız, büyük sorunlar var, bu sorunlarla meşgul olmamak ve toplantı yapılabilir. Tabii ki insanlar düşüncelerini söyleyebilir. Bunun için bir kapalı toplantıya da gerek yok. Ama bence bu mesele çok büyütülmüştür. Sanki bir olağanüstü bir şey. Kimin sızdırdığı? Bu kim yapmışsa aşağılıkça bir şeydir. Bu çok insani bir durum değildir. İnsanların mahremiyeti, özel şeyleri olabilir. Ama bizim tabanımızın, örgütümüzün bu videodan sonra çok rahatsız olduğunu, gerçekten biraz asli meselelerimize dönmemiz gerektiğini, İstanbul'u çok iyi bilen bir insanım. İstanbul'da önümüzdeki günlerde 8-9 ilçede çok rahatlıkla seçimi alabilecek kabiliyetimiz var. İki belediyemiz de çok başarılı. İstanbul, Ankara belediyemiz son derece başarılı belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımızın biraz aslı işlerine dönerek belediyelere daha çok odaklanması lazım. Bizler de gücümüzün yettiği kadar destek vermeliyiz. Hatta sadece Ankara'da, İstanbul'da kalmamalı. Çeşitli illerde de her iki belediye başkanımızın ve birçok belediye başkanımızın desteklerine ihtiyaç var. Sayın Genel Başkanımız bu kulvarda yolu açmıştır. Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla yıl sonuna doğru büyük kurultay olacaktır. Büyük kurultayda talepleri olan arkadaşlarımız çok rahatlıkla liderlik taleplerini açabilirler. Ama bu fotoğrafa bir isim vermekten sanıyorum biraz geri duruyorsunuz. Yani cümlesini bulamadım ama dediğim gibi yani bütün bu sürecin bir parçası olan arkadaşlarımızın itirazlarını anlamaktan zorluk çektiğini söyleyebilirim. Peki parti içindeki yankıları açısından bakıldığında görüştüğüm pek çok ismin ortak endişesi ya da rahatsızlık duyduğu konu o toplantıya parti meclisi görevi olan genel başkan yardımcısı ve vekillerinin bulunduğu bir toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koordine ediyor olması, onun himayesinde bu toplantının gerçekleştiriliyor olmasıydı. Bu sizde bir rahatsızlık yarattı mı? Parça parça bir şey söylemek istemiyorum. Aslında konuşmalara baktığınızda çokça hatalar, kusurlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine uygun olmayan, tabii bu kapalı toplantı olduğu için o rahatlık içerisinde konuşuyorlar ama gerçekten işte parti meclis üyesi arkadaşlarımızın isimlerinin zikredilmesi, imzaların gidip alınması gibi çeşitli şeyler. Bunlar tabii bizim geleneklerimize uygun olmayan işler. Ben en azından bundan sonraki süreçte gerçekten bir demokratik bir yarışın bir parçası olmak istiyorlarsa çok açık bir şekilde kendilerini ifade edebilirler. Bu alanlar hep açıktır. Yani 1950'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu demokratik yarış partiyi zenginleştirmiştir. Ama partinin kurumsal kimliğine zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Buna herkesin özen göstermesi lazım. Bu hafta sonu CHP'de biraz tansiyonun yükselmesini bekleyebilir miyiz? Cumartesi günü belediye başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Pazar günü de o imza toplanıp öne çekilmek istenen parti meclisi gerçekleşecek. Böyle bir elektrikli hava esebilir mi CHP içinde? Yani ben öyle bir elektrikli bir hava falan hissetmiyorum. Bizim başarılı bir basınımız, medyamız var ki fırtınaları koparmak için elinden gelen her türlü şeyi yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin periyodik olarak önümüzdeki günlerde belediye başkanlarıyla toplantı, önümüzde bir kritik bir seçim var. Onu müzakere etmek, onun dışında da belli illerde Sayın Genel Başkanımızın büyükşehir belediye başkanlarına örneğin işte Denizli gibi, Balıkesir, Bursa gibi, Kocaeli gibi illerimize destek verilmesi konusunda toplantıları yapılacak. Ertesi günde PM toplantısı yapılacak ve bitecek. Yani
Türkiye yanıyor. Türkiye gerçekten büyük bir yangın içinde. Türkiye büyük bir sefalet içinde. Yani bunları ben söylemiyorum. Bakın İstanbul Emniyeti'ni arayın. İstanbul Emniyeti'nde daha dün ya da iki gün içerisinde çeşitli illerim, ilçelerimizde hangi sorunların yaşandığını, mültecilerin ya da sığınmacıların şehirlerde yaratmış olduğu terörün hangi boyutta olduğunu, insanlarımızın nasıl bir sefalette karşı karşıya olduğunu, bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tartışmasıyla kapatılacak meseleler değil. Türkiye gerçekten bir zor dönüm geçiriyor ve bir beka meselesiyle karşı karşıyayız. Bakın beka meselesini diyorum. Bu tarihe dipnot olarak düşsün. Yani dün daha seçimden önce cennet vaat ettiniz, 60 gün sonra milleti cehennemde yakar hale getirdiniz. Bununla ilgili maşallah bir soru yok. Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere muhalefet ne yapıyor? Ben de şaşkınlık içinde izliyorum. Gürsel çok şükür Bey, bu konuda üstüme düşen görevi yapıyorum. Her gün sahadayım, sokaktayım ama milletimiz bu yangını söndürebilecek muhalefeti sahada, sokakta bekliyor. Bunun da öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi olmalı. Gürsel Bey, söylediklerinizin ne demek olduğunu gayet iyi anlıyorum. Fakat bir yandan sokağın nabzını tutan gazeteciler olarak biz de şunu görüyoruz. Bu dediğiniz güveni CHP'ye karşı yenilgiyle sonuçlanan seçimlerde bu fazlasıyla verdi herkes ve ben pek çok Anadolu'nun pek çok ilinde alanlarda da aktif olarak gidip mitingleri izlediğimde gördüm ki hakikaten büyük bir ilgi gördü. Fakat bir şey yanlış yapılmış olmalı ki bu sandığa farklı şekilde yansıdı. Yani o güven konusunda mı yoksa CHP'nin dönüp kendisine bakması konusunda mı bir problem var? Şimdi böyle bir yenilginin ardından hiçbir şey yapmayan ve kendi içinde bir takım çekişmelerle uğraşan ama ideolojik olarak yeni bir adım atmayan, kendini yenilemeyen bir CHP'ye yerel seçimlerde millet neden güvensin? Buna bir son bir cümleyle ekleyeceğim. Bakın Medyaskop ekranlarında yayınlanan ve sosyal medya hesabında yayınlanan bizim bir sokak röportajımız var. Orada kendini bildiğinden beri hep AKP'ye oy vermiş olan bir vatandaş zamlardan yakınıyor, canı yanmış. Bunu görüyorsunuz zaten konuşurken. Ama, ben paylaştım onu. Ama diyor ki artık oy vermeyeceğim demiyor. Bakın orada çok önemli bir şey var. Neredeyse oy verdiğime pişman olacağım diyor. Daha pişman olmamış yani. Şimdi CHP'nin kendini burada dönüp bir sorgulaması gerekmez mi? Kesinlikle, bakın başta söyledim. Bu sorgulama konusunda, bu itiraz konusunda gönül rahatlığıyla 3 yıldır, 3 yıl öyle milletvekili koltuğunu kapayım da sonra konuşayım diyen bir insan değilim. Bunları aleni bir şekilde, en açık şekilde televizyonlarda, gazetelerde, kapalı toplantılarda evet yanlış yapıyoruz, eksik yapıyoruz diyen bir insanım. Ama bugün o gün değil. Tabii ki eksikliklerimizi, kusurlarımızı gidereceğiz. Bütün bunlar apayrı bir şey. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Yani siz, bizim seçim iki tür seçim. Bir, cumhurbaşkanı seçimi, ikincisi milletvekili seçimi. Yani milletvekili seçimde %70 oy alırsınız da cumhurbaşkanlığı %48, eyvallah infaz edersiniz genel başkan. Bakın kardeşim, bir mi sorumluluğunuz yok mu burada yani? Parti yöneticileri olarak, milletvekili adayları olarak. Elbet toptan bir şekilde bizim yapısal bir değişikliğe ihtiyacımızın olduğunu 10 yıldır söyleyen bir insanım. Yapısal değişiklik. Bu ne demektir? Ya lider gitsin, lider gelsin de olmaz. Yapısal değişiklik demokratik bir tüzük. Yani genel merkezlerde atamalı, tayinli sistemi kaldıracaksınız. Millet kendi iradesiyle belediye başkanını, kendi iradesiyle vekilini seçebilecek bir duruma getirecek. İki, Anadolu'nun dört bir yanında baba ocağının lambaları yanmalı. Seçimden seçime değil. Ben şimdi kardeşim, böyle bir şey olur mu? Mesela ben bir kapalı grup toplantısında Türkiye coğrafyasını bugün en çok konuşan arkadaşlarımızın hepsinin sicili benim elimde. Kendi illerinde örneğin yürüyüş yapan bir arkadaşımız kendi ilinde 188 mahallede
bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesinin olmaması lokal olarak sizin sorumluluğunuz yok mu? İsim verebilir misiniz? Bolu, daha çok insanla ilgili verebilirim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı yaptım. Gitmedim mahalle yok, gitmedim sokak yok, uğramadım muhtar yoktu benim. Gitmediğiniz köy sizin köyünüz değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıştırmışız kentlerin merkezlerine. Sonra seçim oluyor, seçim dönemi ortaya çıkıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde seçimden seçime seçmeni ikna edemezsiniz. Önce tarlayı ekeceksiniz, sonra biçeceksiniz. Şimdi elbette kusurlar var, elbette eksikler var. Ama bütün bu kusurlar, bir eksiklikler, bir kişiye rücu edilmeyecek eksikliklerdir. Çokça arkadaşlarımızın orada sorumlulukları var, görevleri var. Ben daha ağır şeyler söylemek istemiyorum. Gün dayanışma günüdür. Yine farklı düşünün. Gürsel Tekin gibi, Kılıçdaroğlu gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Ama bu dayanışmayı güçlendirmeliyiz. 94 yılındaki bugünkü bu iktidarın varlık sebebi 93 yılındaki kısır tartışma ve kavgaların sonucuydu. O günkü belediye başkanımız Sayın Sözen ilk kez Türkiye'de bir belediye başkanı kendi genel müdürünü savcılığa şikayet ediyor. Buna rağmen biz altında kaldık. Ama bu ülkenin bakanı bu ülkeyi soydu, biz bir şey yapamadık. Yani değişikliklerimizi, yapısal değişikliklerimizi hızla yapalım. Ama bir tarafta da önümüzdeki dönemde milletimize layık olabilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratına uygun bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Süremizin sonuna geliyoruz. Ben o yüzden biraz son cümlelerinizi İstanbul'a tabii dair almak isterim. Şimdi İstanbul'da yapılacak olan kongre sürecinde en önemli kilit noktalardan biri çıkaracağı delege sayısıyla özellikle söz sahibi olan bir il. Fakat İstanbul'un başındaki il başkanı siyasi yasaklı. Dolayısıyla yeniden seçilemeyecek. Ve İstanbul bu anlamda şimdi yeni il başkanını da konuşuyor olacak CHP içinde. Şimdi sizin, ben İstanbul'da sizi yakından izleyen habercilerden biriyim. Çok aktif bir çalışma içinde olduğunuzu görüyorum ve biliyorum. Bu yeni değil, onu da biliyorum, ama son dönemde hız kazandığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. İlçe ilçe dolaşıyorsunuz. Ama bir yandan kulislerde sizin adınız da geçiyor. Gürsel Tekin'i İstanbul il başkanı olarak görebilecek miyiz ya da görecek miyiz? Böyle bir gündem var mı? Önce şunu söyleyeyim. Benim çalışmalarımın tamamı seçmene yöneliktir, vatandaşa yöneliktir. Bugüne kadar, çok aleni sizin ekranda söylüyorum. Bugüne kadar herhangi bir delege arkadaşımız, herhangi bir il başkanı, herhangi bir ilçe başkanı Gürsel Tekin beni aradı, oy istedi derse yarından itibaren siyasetime son verdim. Hiç öyle bir anlayışım olmadı. Hiç. Hatta bu ilçeler uğrarken birçok ilçe başkanlarımızı da aramıyorum. Çünkü yanlış anlaşılmasın, sanki parti içi bir çalışma içindeymiş. 100 bin kilometre yol dolaştım. 100 bin. Bu 100 bin kilometre dolaştığım yolu Japon gazetesi merak etti. Gazetesinden manşette verdi. Amerika'da bir üniversite geldi. 3 gün benimle dolaştı. Fransa'da bir sosyolog şu anda kitap yazıyor. Ama benim genel merkezim bir gün, ne geziyorsun kardeşim? Gezdin de ne gördün diyen bir kişi olmadı. Gezmelerim devam edecek. İster fıtratım sıradan bir üye olsun. Çünkü ben gözümü 17 yaşından itibaren bu ocakta açtım. Bu ocakta benimle ilgili çok rivayetler var orada. Çok şükür başladığım gün müşahittim. Bitirdiğim günde müşahit olarak bitireceğim. Asla siyasette zenginleşmedim. Siyasette kimseyi satmadım. Kumpas kurmadım. Ama bana kurulan kumpasların haddi hesabı yoktu. Hepsini açtım. Bir an önce partimin derlenip toparlanması konusunda üstüme düşen hangi görev varsa, gerekirse kendisini değişimci olarak tanımlayan arkadaşlarıma da gideceğim. Yanlış yapıyorsunuz diyeceğim kardeşim. Gelin
Mart ayında zaferle sonuçlandıralım. Benim bütün uğraşım bu. Yoksa bir delege avı falan içinde değilim. Kaldı ki kurultaylarda 3 kez aday oldum. İhsan Özkez birinci oldu, ben listeye giremedim. Bir gün bir arkadaşıma dönüp sitem etmedim. Bunlarla meşgul değilim. 603 tane muhtarımız var. İstisnasız her hafta 7-8 muhtarı arıyorum. Her aradığımda da psikolojim alt üst oluyor. Bu hafta çünkü kendi mahallesinde, kendi bölgesinde nelerin yaşandığını en iyi bilen muhtarlardır. Kaç çocuğumuzun uyuşturucuya bulaştığını, kaç yuvamızın yıkıldığını, kaç yuvamızın tersine dönüş birimine başvuru yaptığını, milyonlarca insanın sosyal yardıma başvurusunu. Bir yıl önce söyledim, dedim ki iktidarın önümüzdeki günlerde yapabileceği tek bir şey var. Yoksulluğu yönetmek. Biz yoksulları örgütleyeceğiz. Sadece yapacağımız bu. Ben de gücümün yettiği kadar bugün çaresiz kalan vatandaşlarımızın yanında saf tutmaya devam edeceğim. Sormadan edemeyeceğim, o son sorum olsun. Gürsel Bey, İstanbul'u böylesine karış karış dolaşırken acaba hiç Ekrem İmamoğlu'nun kapısında çaldığınız oldu mu? Yani elbette, görüşmeniz oldu mu? Bizim, tabii ki benim belediye başkanımdır. Görüşüyorum, her zaman da görüşüyorum. Defalarca görüştüm. Bu konuları hiç konuşuyor günler, musunuz? Yani en azından tabii ki daha bu yeni hikayeler. Bunlar yeni konu, görüşmüş değilim. Eskide İstanbul'daki ilçelerle ilgili, İstanbul'un değişimiyle ilgili çokça ilçeleri katabileceğimizi, önümüzdeki günlerde bakın çok açık söylüyorum, Bağcılar dahil olmak üzere çok iddialı olduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü ben sahada görüyorum. Sayın Genel Başkanımıza İstanbul ve birçok illerle ilgili 2018 yılında bir rapor verdim. O raporda hiç yanılmadım. Adana, Mersin, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, bütün bunlar, ama maalesef Bursa ile Balıkesir'de yanlış oldu. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, yani olabilir İyi Parti'ye veriyorsak Cumhuriyet Halk Partisi adına girsinler, yine gitsinler, İyi Parti'ye geçsinler. Orada bir taktik hatası oldu ve 3 ili öyle kaybettik. Geri kalan İstanbul, Ankara dahil olmak üzere çok net olarak alacağımızı sahada, sokakta çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine bir rapor hazırlayacak mısınız? Evet, hazırlayacağım. Kime sunacaksınız? Hem genel başkana hem de Sayın İmamoğlu, çünkü önümüzdeki dönemde aday olacaksa 9 ilçeyle ilgili çok iddialı olduğumuzu bugünden söyleyebilirim. Hangi ilçeler diyeyim ve bitirelim? Tabii Üsküdar, Sultan Gazi, Beyoğlu, Fatih, tarihi yarımada şu anda işgal altında. Tarihi yarımadayı mutlaka bizim kurtarmamız lazım. Sözünüz var zaten, yani, birlikte gezeceğiz. Elbette, ne zaman isterseniz birçok ilçelerimizde, evet, çok rahatlıkla seçimi alabilecek durumdayız. Sayın Gürsel Tekin, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve Medyaskop izleyicilerine veda etme zamanı geldi. Gürsel Tekin yayın konuğumuzdu. Sızan videoyla ilgili görüşlerini ve CHP içindeki sıkıntılarla ilgili görüşlerini aldık. Çok önemli şeyler söyledi. Aynı zamanda İstanbul'la ilgili beklentilerini de aktararak noktaladı diyelim. Ve her birinize hoşça kalın diyelim.